Selam dostlar. Bu videomuzda AliExpress'ten almış olduğumuz paketlerin açılımını yapacağız. Daha önce birçok kez AliExpress'ten alışveriş yaptım fakat videosunu çekmemiştim. Herkes çekiyor. Biz de çekelim bakalım nasıl olacak. Dilerseniz ufak paketlerden başlayalım. Evet, bu bir kamp kibriti diye geçiyor herhalde. Kamp ateşi. Yani bunun fiyatı da 3 liraya falan almıştım herhalde. Gayet kullanışlı gelmişti bana. Daha sonra ürünleri tek tek videoya şey atacağım zaten. Yeni bir video hazırlarım. Şimdi sadece kutu açılımı yapıyoruz. Paket açılımı artık neyse. Çinliler de ne biçim paketleme yapıyor arkadaş ya. Ya ben bıçak kullanmak istemedim çünkü çoğu ürünler, ben videoda görüyorum, ürünlere zarar veriyorlar. Evet, bu da sanırım, evet bunu kuzenime almıştım. Şarap yapmak için kullanılıyor sanırım, evet. Tamam, onu da kenara koyalım. Bu paketimiz neymiş? Adamlar öyle bir paketlemiş ki sanki Çin'den geliyor arkadaş. Evet, bu da kılıf herhalde. Evet. Gayet güzel bir kılıf. Yani kullanışlı bir kılıf. Bu Samsung J7 kılıfı olması lazım. Ya bunların birçoğu 2 ayda falan geldi. Kimisi 3 ayı buldu gelmesi. Yani bekledim, biriktirdim bunları. O şekilde açılım yapıyorum. Evet, bunu da bir yerde görmüştüm. Sonra AliExpress'ten arattırdım, aynısını buldum. Paketini açayım. Evet, bu dijital ibreli bir araba şarj cihazı, USB telefon şarj cihazı. Yani bunu da daha sonra deneyip atarım fotoğrafını. Evet, bu da sanırım SSD kutusu olması lazım. Bu arada arkadaşlar, bütün ürünlerin linklerini açıklamaya yazacağım, oradan bakıp alabilirsiniz. Evet, gayet güzel le benziyor. Bunu da deneyip sizinle paylaşacağım. Tamam, onu da kenara koyalım. Bu neymiş? Bu da şey, arabam için almıştım bunu da. Üzerine telefon falan koyduğunda kaymaz pet diye geçiyor. Bakalım, göreceğiz, deneyeceğiz. Bu da kılıf herhalde. Evet, bu da kılıf. Ya bu kılıfların fiyatları çok uygun olduğu için aldım yani. Birkaç tane aldım. 2 liraya mı 3 liraya mı ne almıştım. Gayet de güzel duruyor yani. Sanırım bu da ekran koruyucu olması lazım. Yanılmıyorsam.
Evet, ekran koruyucu. Ama bu ekran koruyucu diğerlerinden farklı. Bu tam ekranı koruyor. Kafesli camı da. Yani telefonun üzerine koyduğumda tam oturuyor telefonun üzerine. Kafesli olarak yanları. Yani bunu da kaça almıştım? 3 liraya mı 4 liraya mı öyle bir şey almıştım. Yanılmıyorsam. Bunu da koyarım kenara. Birçoğunu gümrükten geçerken de açmıştır ürünleri. Kontrol etmişler sanırım. Çünkü ben hiç açmadım bunları. Evet arkadaşlar, bunun bir şeyi var bende. Bu ürünü ben aldım. Bu ürün 3 ay falan oldu. Gelmemişti bu ürün. Para iadesi istedim ben. Sağ olsun firma para iadesi yaptı. Bana dedi ki ürün geldiğinde ödemeyi yapar mısın dedi. O zamanlar aldığımda 23 lira falandı fiyatı yanılmıyorsam. Ürün elime ulaştı. 3 gün yani hissettim, yani paketi kontrol ettim de anladım zaten. Firmanın üzerine şeyine baktım. Üzerinde yazıyordu. O şekilde firmaya ödemesini geri yaptım. Ben aldığımda 23 liraydı. 30 lira falan oldu şu an fiyatı. Şu anki fiyatından dolayı geri iade yaptım ben ürünü. Fiyatını. O şekilde. Yani 3 ay kadar bekledim bu ürün gelmesini. Evet, bu da şey, power bank, güneş enerjili power bank. Yani hem ışığı var kendinden, yani güneş enerjisiyle şarj oluyor. Ama bunun içine pilleri kendiniz takıyorsunuz. Ben bunu bilmiyordum, sonradan araştırdıktan sonra anladım. Ekstra pil almak gerekiyormuş. Pillerini de bir şekilde ayarlayacağım artık. Ama gayet kullanışlı bir şeye benziyor. Güneş enerjili paneli kendinden, ledleri var. Sağlam mı gelmiş? Kırık mı? Sağlam. Normalde yorumları ben çok okuduğumda çoğu kırık ve çizik geliyordu ürünler. Bak bu gayet güzel geldi bana. Sağlam geldi. Herhangi bir kırığı vuruğu yok gördüğüm kadarıyla. İyice bak bakayım sağına sonuna. Yok, herhangi bir kırığı çıkıyor yok. Gayet iyi. Burada kırıklar var ama vida mı onlar? Ha, vidası. Vidasını göndermişler. Ama bunu toplarım. Çalışıp çalışmadığına bakarız beraber. Ya zaten paketi dışından ellediğinizde az çok ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Bu da şey, sırt ağrısı için kullanılıyor herhalde. Dik durmayı sağlıyor. Bunu arkadaşıma almıştım. Gayet de kullanışlı bir şeye benziyor. Yani hissiyatı falan gayet güzel, kaliteli bir şeye benziyor. Ama Çin'den gelen ürün tabii ne kadar güvenilir bilemem. Kontrol edeceğiz, bakacağız. Onu da kenaralım. Bu da son paketimiz. Bu da iPhone kılıfı olması lazım. Evet. Bu firmadan ben daha önce sipariş verdim. 2 tane sipariş vermiştim. Arkadaşıma almıştım. 10 gün içerisinde geldi Türkiye'ye. Aynı firmadan tekrar sipariş verdim. Bu sefer 4 tane sipariş verdim. Fakat bunun gelmesi 3 ayı buldu. Tartışma açtım hatta para iadesi için. Şu an tartışmada, yani beklemede şu an. Tartışmayı da kapatacağım. Normalde bunların fiyatları 10 liraya almıştım. Yani Türkiye'ye kıyasla bedava diyebilirim yani. 4'ten almıştım bundan. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olun, beğenin, paylaşın. Bu ilk videom. Bazı sıkıntılar, hani konuşmada bir problem olmuş olabilir. Çünkü ilk videom atıyorum AliExpress'le alakalı. Yani ben AliExpress'ten çok sipariş verdim ama video atmadım. Bundan sonra atarım. Zaten de bayağı da bir siparişim var. Şu an gelecek.
Yani bundan sonra da atacağım. Yani ilerleyen zamanlarda çekiliş yapmayı da düşünüyorum. Çünkü çok sipariş veriyorum. Bayağı bir çok sipariş veriyorum. Gerekli gereksiz bir sürü şey aldım. Mesela iPhone kullanmıyorum ben. Hoşuma gittiği için aldım. Keza arkadaşıma da aldım. Birkaç tane sen arkadaşıma aldım. O şekilde dediğim gibi videonun devamını istiyorsanız beğenin, paylaşın, yorum yapın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.